Efendim tüm Türkiye cuma namazı için geri sayıma geçerken camilerde uyulacak kurallar da netleşti. İstanbul Valiliği İstanbul'un camilerinde alınan tedbirleri duyurdu. Vali Ali Yerlikaya da bir video yayınladı. Camilerin tekrar ibadete açılmasına saatler kala İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. İstanbul'daki 3457 cami ve mescitten 1923 cami ve mescitle 264 mekanda cuma namazı kılınması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Cemaate açılacak camiler arasında Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Beyazıt gibi İstanbul'un simge camileri de yer alıyor. Valilik namaz sırasında uyulacak kuralları bir bir sıraladı. Buna göre cemaatle birlikte sadece öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Namaz sırasında maske takmak zorunlu olacak. Diğer vakitlerde tek başına namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümleri her gün temizlenip dezenfekte edilecek. Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak. Klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak. Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Bulaş riskini arttıran tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemeler bulundurulmayacak. Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için camilerde birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gönderilecek hutbeler okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınması sağlanacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 29 Mayıs Cuma günü Cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. Videoda İstanbul'un simge camilerinden olan Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Cami, Ortaköy Cami ve Çamlıca Camii'nin drone görüntüleri yer aldı. Vali Yerlikaya 29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız ifadelerini kullandı.